Şu an 3. vites. 4'e attım. Evet, Korsa gördü beni. Ben de seni gördüm. Thanks. Selamlar herkese. Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yine köyden aşağıya doğru iniyorum. Fatih Mahallesi'ne gideceğim. Şöyle camlarımı biraz kaldırayım. Beni daha iyi duyun. Şurada bir cızırtı geliyor. Şu kablodan mı diyeceğim? Hayır. Neden geliyor acaba? Şuraya kabloları koyduğum için oradan geliyor olabilir. Böyle bir trim sesi geliyor bir yerden ama onu bulup bertaraf edeceğiz artık. Bilmiyorum sizi ne kadar rahatsız ediyor trim sesleri ama beni bayağı rahatsız ediyor araçta. Özellikle bagajda da öyle bir problemim var. Onu da en kısa sürede çözmeyi planlıyorum. Evet, böyle bir sürüş yapalım dedim. Tabii bayağı boş bırakınca YouTube'u. Siz de merak ediyorsunuz bu adam nereye kayboldu diye. Özellikle takip edenler sağ olsunlar. Hepinizi selamlıyorum. Takip etmeyenlere de, yeni videoya girenlere de merhabalarımı iletiyorum. Şurada bir mezarlık varmış. İşte duamızı da okuduk. Az önce tam bir virajda, o zaman tabii kayıtta değildim. Tam şöyle keskin bir viraj dönüyorken önüme bir araba çıktı benim şeridimden. Meğersem park edecekmiş oraya. Ya bir korktum var ya, sormayın. Dedim herhalde gireceğim yani. Fatih Mahallesi'nde bir arkadaşa uğrayacağım. Buradan sahile inişte otobana gireceğiz. Otobandan devam edeceğiz. Otlar da uzamış. Biraz yola doğru gelmiş sağdaki otlar. Müzik mi açsak? Müzik. Ha, onu buradan açamayacağız. Neyse. Spotify'a geçtim arkadaşlar müzikte. Diğer türlü sürekli kopyala yapıştır olayı oluyordu. Tableti bir daha bilgisayara bağla, oradan bir daha kopyala falan. Spotify'dan şimdi çevrim dışı indiriyorum. Gerektiği zaman da şöyle bakın, müziğe bastığım zaman da direkt Spotify'a geçiyor. Çevrim dışı indirdiğim müzikleri dinleyebiliyorum buradan. Örneğin işte kitaplığa geleyim. İşte Türkçe, Deep House sevdiğim için ikisini koydum buraya. Şöyle ana sayfaya basayım tekrar. Buradan Tork'a geçelim. Şu virajda da aksiyona girmeyelim fazla. Evet. Belki biraz daha hızlı gelseydim tam virajda karşılaşacaktık araçla. İşte her şey nasip. Her şey kader. Buranın da en sıkıntılı yeri şu aşağıdan bağlanan yol. Birazdan oraya bağlanacağız. Orada yani dönüp 2-3 kere bakıyorum. Emin olduktan sonra. Bu adamı bir yerden tanıyorum ama acaba nereden? Sanırım üniversiteden tanıyorum. Üniversitede görüyordum galiba. Şöyle sinyalimizi verelim. Evet, sanırım serbest. Size uzun zamandır bahsettiğim videoyu bir türlü çekemedim. Haklısınız, sitem ediyorsanız eğer. Şöyle bunu da biraz kaldıralım. Sesim duyulsun. Ya şu kasete denk geldik. Ama sitem etmekte haklısınız. Çekemedik yani, nasip olmadı, fırsat olmadı. Ama hazırlığını yapıyorum. Hepsini not alıyorum, daha doğrusu unutmayayım. Videoda bahsetmediğim bir şey kalmasın diye. Hepsini not alıyorum. Yaşadığım tüm olumlu ve olumsuz şeyleri not ediyorum size daha iyi aktarabilmek için. Umarım beğenirsiniz.
Bunlar tabii şimdilik geçici videolar diyebiliriz yani. En merak ettiğiniz video olabilir belki. Yolu gördünüz mü ya, az önceki yolu? Yani oradan biraz sağlı gitseniz arabanın altı vurur kesin yani. Neyse, konuyu da değiştirmiş olduk. Abla mısın acaba, amca mısın? Sanırım abla. Ya tabii biz de böyleydik, temkinliydik ilk zamanlar. Yani virajda böyle viraja yaklaşınca öndeki aracın frene basmasından bile hemen profili ortaya çıkabiliyor. Yani freni ne kadar kullandığıyla da ilgili. Bazıları mesela rampa inerken çok fazla fren kullanır. Örneğin ablam da acemilik zamanlarında eski bir arabası vardı. 99 veya 2000 model bir tane Corsa'sı vardı. Zigana dağ yolundan aşağı inerken sürekli fren yaptı. Dolayısıyla balatalar ısındı. Bu da ablamızmış. Sürekli balatalar ısınınca fren bir süre sonra tutmamaya başladı. Zorla durabilmişti hatta. Öndeki bir araca da hafiften çarpmıştık sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Allah korudu yani, daha sıkıntılı şeyler de yaşayabilirdi. Çok şükür böyle bir şeyle karşılaşmadı. Abi gördün mü beni? Evet. Teşekkürler. Evet, bonuslarımızı topluyoruz. Şuradan biraz açıktan gideyim. Arabaların, bu araçların süspansiyonu biraz sert arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Sanırım hatchback olduğu için böyle. Acaba bu ne ya? Burada şöyle geçeceğim. Orası çok yüksek. Gerekirse bekleyeceksiniz arkadaşlar. Arabanıza zarar vermekten iyidir. Böyle kasislerden geçerken şu su şişesinden mi ses geliyor ya? Bu arada şu su şişesini düzelttim ya. Orada dik duruyorken, tam yerinde duruyorken daha doğrusu, orada trim sesi yapıyor. Yani böyle su şişesinin kapağından mı geliyor artık? Neresinden geliyorsa başımıza taş yağacak. Buradan. Hemen şöyle sinyalimizi verip otobana girelim. Oh, daraldım ha. Allah, daraldım. Trabzon'da kalabalıklaştı. Şimdi gurbetten gelenler, turistler vesaire derken bayağı trafiğimiz yoğunlaştı maalesef. Biraz seri çıkayım, kamyona zorluk yaratmayalım. Abicim bekle, sana zahmet. Saatimiz 4:15. Farklı işlerim de var, o yüzden yetiştiririm diye düşünüyorum ya herhalde. Şu an 3. vitesteyim. Bakın şunun araba yok. Gazlıyorum. Şu araba çıkması. Evet, çıkmadı. Şu an 3. vites. 4'e attım. Evet, Corsa gördü beni. Ben de seni gördüm. Thanks. Şu an 4'teyim hala. 5500 devir oldu. 5. Dip gaz yapmıyorum şu anda. Ayağımı çektim gazdan. Zaten motor yükünden anlayabilirsiniz şurada. Ekranda da görünecektir. Motor yükünden gaza basıp basmadığımı anlayabilirsiniz. Veya ne kadar bastığımı. Şu dolmuşun önünden geçemeyeceğim muhtemelen. Soldaki biraz bayağı yavaş gidiyor. Şöyle girelim o zaman. Dolmuş sağa kırıyormuş burada. Bazen yapıyorlar. Bakın 3'ü attım. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun yani? 3. Motor freni. 2. Motor freni. Ve dönüyoruz. Burada biraz bekleyelim. Şuradan geçsinler.
Evet. Taş kayıdan sonra geçebiliriz sanırım. Çamamızı biraz aralayalım. Şuradan sağ sinyalimizi verelim. Ya bunlar niye burada duruyorlar anlamıyorum ki ya. Burası durak değil ki. Durak ileride. Neyse. Abicim karar veremedin hadi. Evet, bu sağımızda Ayasofya Müzesi var. Daha doğrusu eskiden müzeydi, şu anda cami oldu. Yani camiye dönüştürüldü. Bana kalırsa müze olarak kalması daha iyiydi. Şimdi burada ne var? Pazar var mı? Yok. Şöyle Trabzon'un keşmekeş yollarına biraz girelim. Çamamızı aralayalım şöyle dar sokaklarda. Şöyle burası müze. Bak hala müze diyorum, aklımda hep müze kaldığı için. Buradan sola döneceğiz. Sen ne yapıyorsun kardeş? Teşekkürler güzel insan. Ara sokaklarda ne olur ne olmaz çok hız yapmamak lazım. Çok değil, hiç hız yapmamak lazım. Benim çocukluğum da buralarda geçti arkadaşlar. Evimiz şu arkada bir yerdeydi. Bak şimdi dayı yoldan yürüyor. Eleştiremezsiniz. Neden? Baksanıza kaldırımlara ya. Kaldırımdan yürünecek gibi mi? Şuraya bakın ya. Şuraya bakın. Sağa sola bakın. Böyle bir şey yok. Şimdi o dayı orada ezilse kim suçlu? Ha, kim suçlu soruyorum size. Şöyle çıkayım da ben. Neyse iyi çıktık, yoksa bayağı bekleyecektik. Burası Fatih Mahallesi. Daha önce bayağı eskiden, hani ilk zamanlarda bir video çekmiştim. Buralardan da bir video atmıştım YouTube'a. Ben aslında bayağı video çekmişim ya. Bakmayın siz yani. Ama tabii biraz aralıklar uzun oluyor maalesef. Şartlardan dolayı. Şimdi şöyle sağdan girip bir yere park edeceğiz. Arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, desteklemek için abone olup paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.